Merhaba arkadaşlar. Geç de olsa HK9 Pro ilk AMOLED ekranlı Apple Watch 8 serisinin çakması klonu elime geçti. Biraz geç geçti bazı insanlara, bazılarına göre. Mete çabuk geldi, bu sefer bana geç geldi. 2-3 gündür de test ediyorum. Şimdi hemen artık beklenen videoyu yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi sadece yine HK9 Pro Max'e benzer bir kutusu var. Yani tasarım olarak, şekil olarak değil de. Aynı parlak yazıyla yazılmış. Ben yine QuickTime'dan aldım bunu. Ama bir sürü şey var, satıcı var. En ucuz neredeyse oradan aldım. Ben de 2-3 tane koyacağım zaten. Link. Arkasına baktığımızda Android ile çalıştığını görüyoruz. iOS ile zaten çalışıyor. Wearfit Pro. Bundaki Wearfit Pro'da arkadaşlar saat yüzü sıkıntısı yok. 200'den fazla saat yüzünüz var. O güzel. Hatta paralı olanlar da var da. Her güncellemede o paralılar ücretsiz oluyor. Güzel de. Saat üzeri gelmiş açıkçası. Özellikle paralılarda o paralılar ama en fazla 1-2 ay ücretsiz olur. Merak etmeyin. Şimdi hemen kutuyu açalım. Hızlıca her zamanki gibi. Küçük bir kullanım kılavuzu. Şarj aletimiz. İlk çıkkında USB-C'li reklamı yapıldı ama bunda yine USB-A ile geliyor. Şarj aleti. Yine bazı satıcılarda USB-C'li var. Bir farkı yok arkadaşlar. Bayağı çabuk. Yani 1 saatte, 1-1,5 saatte şarj ediyor. Ben öyle deneyimledim yani. Şu giren şeyi çok güzel. Kordona bakın. Kumaş gibi görünüyor ama silikon ve çok yumuşak. Benim çok hoşuma gitti. Yani bir günde taktım böyle. Yumuşacık. Güzel fikir yani. Bak bunun bayağı rengi de var. Kırmızısı var galiba. Yeşili var. Hele özellikle kırmızı ve yeşili direkt kumaş gibi görünüyor. Çok güzel düşünmüşler. Ve dediğim gibi çok yumuşak. Kesinlikle kolunuzu rahatsız etmez. O yönden güzel. Ve saatimiz var. Şunu hemen kenara koyalım. HK9'un 9'unu koymuşlar buraya. Açtık. Hemen arka tasarımdan başlayalım. Arkadaki yazılardan daha doğrusu. Bakın. Arkası bir siyah böyle. Güzel parlıyor bakın. Değişik olmuş. Watch yazmışlar. 8, seri 8 yazmışlar. 45 mm diyor. Ama tam 45 mm değil. Orijinali tam 45 mm. Bunda birazcık fark var. Göstereceğim birazdan. Alüminyum seramik case diyor. Yani alüminyuma inanırım da seramiğe inanmam arkadaşlar. Yani yazmışlar sadece. Ion X Glass diyor. Tabii ki değil. GPS diyor. Onboard GPS. Yani kendi içinde GPS yok. LT. Bu arada GPS'le ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Zblaze diye bir orijinal saat markası buldum. Onun da linkini aşağı koyacağım. Hatta resmini de şimdi belki koyarım ekrana editlerken. Bu tarz bir saat. Kare. Orijinal bir marka. Ve Garmin'in rakibi. Ya biliyorsunuz Garmin'in saatleri 400-500 dolar bantlarından başlayıp nerelere gidiyor. Daha ucuzları da vardı. Çok da ucuz değil yani. Bahsettiğim Zblaze 39 dolarlık bir fiyata satılıyor. Türkiye'de gönderiyorlar. Hem AMOLED ekranlı hem içinde kendi GPS'i var. Bir şey daha vardı ya. 50 metre su geçirmez arkadaşlar. Yani bu tarz bir şey. Koyarım linkini, ona da bakın. Hani illaki Apple serisinin klonu olmasın. Böyle kare tarz bir saat istiyorum derseniz 39 dolara. Garmin'in birebir rakibi. Hatta altta adamlar karşılaştırmış açıklamada. Garmin'den daha üstün özellikleri var. Ona da ayrıyeten bir böyle sayfa incelemesi yapacağım. Göreceksiniz orada. Kendinize bakabilirsiniz. Linki aşağı koyacağım. Yani GPS'i kendinden olsun, AMOLED ekranlı olsun, su geçirmez olsun diyorsanız ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Neyse biz şimdilik HK9 Pro'muza devam edelim. İlk AMOLED ekranlı Apple Watch 8. Sonra ne diyor? LTE yazmışlar. Tabii ki bunda eSIM yok. Zaten olsaydı Türkiye'ye girmezdi. Sokamazdık. Water resistant 50 metre diyor. Mesela bakın bunda 50 metre su geçirmez diyor ama değil. Bahsettiğim saatte öyle. O yönden güzel. Yan tarafa baktığınızda direkt Apple Watch 8'in zaten tasarımını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ben Apple Watch 8 aldım zaten. Bununla da karşılaştırma videosunu ayrıca yapacağım. Şu kabı çıkarıp. O sonraya kalsın. Yalnız bir şey var. Apple Watch 8'in biliyorsunuz eSIM özelliği, yani telefon özelliği olanında buradaki çizgi kırmızı. Bunu da turuncu yapmışlar. İşte ilk fark burada. Çünkü onun turunculusunu ben görmedim. Belki vardı. Çok da dikkat etmedim ama yani bu bir fark gördüğüm kadarıyla. Turuncu var mı tekrar da kontrol etmedim. Dediğim gibi varsa da o zaman fark değil. Öyle diyeyim. Yan tuşumuz, mikrofonumuz burada. Evet, burada da bir hoparlörümüz var. Hoparlör tabii ki çok çok kaliteli değil. Niye değil? Yani iyi ama HK8 Pro Max'ten beklediğiniz, aldığınız performansı bundan bekleyemezsiniz. Çünkü onda kocaman hoparlör var. Ultra çakması olduğu için. Bunda Apple Watch 8'de ne varsa onu koymuşlar. Müzik çalarken son ses kalitesini test ediyoruz. Şu müziği şuradan başa alayım. Aldım. Buradan başlatalım arkadaşlar.
Evet. Durdur. Başlat. Durdur. Başlat. Evet arkadaşlar, fark ettiyseniz bunun ses kalitesi ultra kopyalarına göre bir tık daha düşük. Tabii ki, çünkü ultralarda şurada kocaman bir hoparlör var. Bunda yok. Zaten Apple Watch 8 klonu bu. Ultra'nın değil. Evet, bu da ses kalitesiydi. Şimdi hemen şeye geçelim. Bahsettiğim ölçümlere. Çünkü orijinal kap olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Orijinali 45 mm biliyorsunuz. Şimdi şuradan kumpasımı açtım. Şöyle sıfırlayayım. Evet, sıfırladık ve açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Okuyabiliyor musunuz siz de? 46.39 mm. Yani 1.39 mm. Dün 46.38 ölçmüştüm. 1.39 mm daha büyük. Şimdi bu böyle olunca ne oluyor? Sıkıntı yaşayabiliriz değil mi? Orijinal kaplarda. Deneyelim hemen. Açmadan önce bunu denemek istiyorum. Önce şurayı takalım. Takıyoruz. Şu artık gitsin. Buna ihtiyacımız yok. Bu silikon olduğu için arkadaşlar. Ya yani bu Apple Watch 8 için. Zaten onun için almıştım. Apple Watch 8'in için almıştım. Satılan silikon koruyucu kılıf arkadaşlar. Apple Watch 8 için satılan silikondan yapılmış kılıflar oluyor. Niye oluyor? Çünkü silikonu eğip bükebiliyorsunuz. Bakın hafif açıklıklar var. Bunlar oluyor. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Çünkü çok az. 1.39 mm. Tırnağınızın ucu kadar bir fark yani. Ama gidip de bunun sert plastikten harç yerleniliyor. Sert plastikten yapanlarını alırsanız olmaz. Yani HK9 Pro'yu alırsanız, koruyucu kılıf almak isterseniz silikon alın böyle. Bunun linki de zaten aşağıda var. Ben linkleri devamlı koyuyorum zaten. Bakın burada mesela aynı şekilde silikondan yine şeyi de var. Şeffaf olanı. Yani silikon alın arkadaşlar. Bu şekilde sert plastikten alırsanız olmaz. Evet, şimdi artık saatimizi açalım. Saati açmak için bu crown dediğimiz touch diyorlar buna. Bu crown aslında touch demek. Touch diyelim biz de. Türkçesi de ne bilmiyorum. Basıyoruz ve saatimizin açılmasını bekliyoruz. Yine Hello Watch, Wear Fit açıldı. Gördüğünüz gibi kırmızı nokta olayımız var. Hemen göstereyim. Bakın bana mesela bir Instagram bildirimi gelmiş. Sil diyorsunuz, silindi. Şeyimiz var. Neydi onun adı? Arkadaşlar, pusulamız, pusula kendini kalibre etti mi bakayım bir. Evet, etti. Kendi kendine etti. Güzel. Gördüğünüz gibi amulet. Ekran kalitesi çok güzel. Hatta ben çok yakınlaştırdığım için şöyle bir ekrana dokunayım, biraz netleşsin. Gördünüz mü? Amulet ekran çok güzel. Amulet ekranın güzel olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi öncelikle saat üzerine bakalım arkadaşlar. Birincisi, custom yani kendinizin yüklediği. Ben buraya yine kızımın resmini yüklemiştim. Gördüğünüz gibi. Yükleyebiliyorsunuz. Bir bu. İkincisi bu. Pro Max'te olduğu gibi. Üçüncüsü, ben bu saat yüzünü çok beğendim açıkçası. Şuna bakın. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Amulet ekranı başka ya. Evet. Bir tane daha böyle yeşilli var. Sanki şeyli gibi. Fosforlu gibi. Sonra bir tane daha var. Bunu zaten biliyorsunuz. Şu anda telefona bağlı olmadığı için hava durumunu falan gösterme. Telefona bağlamadım arkadaşlar. Keşke bağlasaydım. O kırmızı noktalı bildiğim de dünden kalma o yüzden. Gördüğünüz gibi. Sonra ne var? Bu var. İşte bunu zaten biliyorsunuz HK8 Pro Max'ten. Bu da hemen ondan bahsedeyim. HK8 Pro Max'te çoğu şey arkadaşlar aynı. Aynı iki çekirdekli. İnanılmaz hızlı işlemci var. Neredeyse orijinal Apple Watch 8 kadar. Zaten o karşılaştırma videosunda onu göreceğiz. Daha sonra yapacağım. İki boyutlu görüntü işlemcisi var. Ne yapıyor? İşte bunu yapıyor. Yani havai fişek patlatabiliyorsunuz. Diğer saatlerde bunu yapmanıza imkan yok. Diğer çakmalarda. Ne var? 240 Hz yine
Refresh rate yani yenileme oranı var. Ekran çok hızlı yeniliyor kendine. Yani her şey akıcı. Onun dışında yine 1.4 MB'lık bir bellek üzerinde çalışıyor. Aynı HK8 Pro Max gibi ki bunların en yakın rakipleri 300 KB'la falan biliyorsunuz. 380 miydi neydi en yüksek olanı. O civarda bir kilobaytla çalışıyor. O yüzden çok hızlı bunlar. Bu at kafası. Bunu sevmiyorum ben. Hermes'in aslında yazmıyor burada. Bunu biliyoruz ve sonuncusu da arkadaşlar indirdiğim watch face'lerden birisi. Yani saat kadranlarından. Bayağı kadran var. Bu çok hoşuma gitti benim. Gayet güzel. Bakın görüyor musunuz? Çok şekil duruyor. Toplamda kaç tane var? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanenin sadece 2 tanesini değiştirebiliyorsunuz. Birisi bu custom olan yani kendin yap. Bir de bu. Diğerleri sabit arkadaşlar. Silemiyorsunuz. 200'den fazla saat yüzü var. Ama yine her seferinde bir tanesini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Onun dışında yine 2 boyutlu görüntü işlemcisinden dolayı gördüğünüz gibi transparan ekranımız burada. Aşağıdan yukarı çektiğimizde bu yine kolumuza taktığımızda kaldırdığımızda açılsın mı kapansın mı? Bu arada dikkat edin arkadaşlar. %100 ile başladık. Bakalım video sonunda bu kaça düşmüş olacak? Çünkü video biraz uzun olacağı için bakalım ne kadar yiyor. Bunu tıkladığınızda ya bastığınızda telefon etmeye başlıyor. Hani telefonunuzu bulmak için evin içinde. Şu Always On Watch Face dediğimiz olay. Şimdi açıyorum. 20 dakika arkadaşlar test ettim evet. 20. dakikada küt diye bitiyor, kapanıyor. Yani her zaman açık ekran. Tiyatro modu. Yine uyku modu. Ekranı kilitleme modu. HK8 Pro Max'te pek farkı yok. Burada cüzdanınız. Biz Türkiye'de kullanamıyoruz ama PayPal gibi bazı 2-3 uygulama daha var. Bunları ekleyip buraya ödeme yapabiliyorsunuz. Maalesef Türkiye'de yok biliyorsunuz. Alipay yine aynı şekilde. Bakın ne diyor. Bu sadece Çin'de destekleniyor diyor bu özellik. Yani Çin'de değiliz biz. Şunun arkadaşlar ne olduğunu buldum. Bunda bunu yaptığınızda farklı şekilde şarj animasyonu çıkıyor. Açtığınızda yani kapattığınızda farklı. Açtığınızda farklı şekilde şarj animasyonu çıkıyor. İki farklı şarj animasyonu var saatin. Şu Always On'da sevdiğimiz hani analog saat çıkıyor ya. Zaten geçen gün videosunu yapmıştım. Maalesef Always On Display diyor. Analog saatin devamlı orada durması lazım. Ama durmuyor. Tabii çoğu insana buna hemen şu cevabı veriyor. AMOLED ve OLED ekranlarda devamlı açık kalırsa yanık olur. Evet olur. Fakat arkadaşlar bunu tek bir güncellemeyle çözebilecekken bilerek çözmüyorlar bence. Çünkü diğer saatleri satamazlar. Yapacakları tek şey 1 milim sağa kayacak 5 dakikada ve 1 milim sola kayacak. Yani devamlı aynı pikseller yanmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Ki yeni telefonlarda özellikle OLED ve AMOLED ekranlı telefonlarda bunu uyguluyorlar. Uygulanan saatler de var. Ama bunlara bize diğerlerini satabilmek için uygulamamışlar arkadaşlar. Belki ileride güncellemeyle gelir. Yani o yüzden 20 dakika Always On devamlı açık saat kadranı ve devamlı açık display limitli. 5 saniyede kapanıyor. Bu yüzden yanık olmasın diye. Çünkü o yazılımı koymamışlar belli. Buna girdiğinizde short ve TikTok videolarını kontrol edebiliyorsunuz. Bu sefer çalışıyor. İleriyi geriyi durdurmayı, ses artırmayı açmayı beğenmeyi denedim arkadaşlar. Bu sefer tam çalışıyor. Güzel. Bu yine bildiğiniz gibi iki kişi aynı programı yani Verfit'i kullanan saat kullanıyorsanız birbirinizi bunun üstünden takip ediyorsunuz uygulama üzerinden tanımlayıp. Ya çok gereksiz bir şey aslında. Bu da yine bildiğiniz el feneri. Bu sefer el fenerini kenara koymayacağım arkadaşlar. Çevirdikçe yine aynı HK8 Pro Max'te olduğu gibi aynı menüler çıkıyor karşımıza. Yine bu nefes alıp verme egzersizi. Spor modları. Yine aynı şekilde en aşağıdan change target yapabiliyorsunuz. Şu anda yine İngilizce kullanıyorum ben. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Türkçe'ye çevireceğim birazdan. Bir tane daha geçtik. Müzik kontrol. Sonrasında ayarlara girelim arkadaşlar. Teker teker gidelim. Çok fazla dağılmayalım. Ayarlara girdik. Settings gir. Direkt önce ben bir dili değiştireyim şurada. Neredeydi dil? Universal'daydı galiba. Evet. Bayağı dil destekliyor yine ama biz Türkçe'ye gidelim direkt. Çünkü bayağı ülkeye satacaklarını biliyor adamlar bunu. AMOLED olduğu için. İlk AMOLED ekranlı Apple Watch 8 klonu sonuçta. Evet kişisel bilgi dediği. Kilonuz BMI neydi? Body mass, vücut kütle oranı gibi bir şeydi. Bunu da nereden bulup gireceğiz oraya bilmiyorum. Dön geri. Dönmüyor musun? Döndü.
Bilgi vermek dediği arkadaşlar bildirimler. Bakın kırmızı nokta uyarısı. Açıp kapatabiliyorsunuz bir de onu. O güzel. Diğer saatlerde bunu yapamıyorsunuz. Pro Max'te yapıyorsunuz da 8'de. Bildirim göstergesi. Okuyayım şöyle size. Etkinleştirildiğinde kilit açık olsun veya olmasın saat koldayken bildirimler görünecektir. Bunu kapatabilirsiniz. Veya şunu açabilirsiniz. Bakın. Etkinleştirildiğinde bildirim ayrıntıları yalnızca bir mesaja dokunulduğunda görünür. Yani bildirim gelecek, orada bildirim olduğunu biliyorsunuz. Fakat etrafınızdaki insanlar görmesin diye bunu açtığınızda sadece siz gidip o mesaja dokunduğunuzda detaylarını gösteriyor. Gizliliğiniz için. Evrensel diyor. Universal yani. Makine hakkında. Makineyi açar açmaz arkadaşlar. Güncelleme geldi. 11.04. O güncellemeyi yapın. Evet. Bluetooth 5.2.24 bu şey için, konuşma özelliği için ve 5.1 normal bağlantınız için telefonun arasında. İşte fark burada. Pro Max'te bağlantı özelliği arkadaşlar, yani Bluetooth neydi? Bluetooth sistemi seviyesi, versiyonu. Bluetooth versiyonu 5.2, bunda 5.1. İşte o 5.1 var ya, böyle düşük olduğu için pili çok yemesini sağlıyor. Yani pili çok iyi arkadaşlar bu. 420 mAh pil olduğunu söylüyorlar. Artık içindeki pilin büyüklüğünü mü yalan söylüyorlar anlamadım. HK8 Pro Max'ten daha az gidiyor. İşte insanlar şikayet ediyor. Muhtemelen herkes şikayet ediyor. Güncellemeyle bunu çözeceklerdir. Bir şey oradaki aradaki bir şey uyduramamışlar. 420 mAh pille daha küçük ekranlı saat maksimum 2 gün gidiyor. Çok kurcalarsanız 1 gün bile gitmiyor bataryası. Siz öyle diyeyim. HK8 Pro Max'te 3-4 günü gören var. Çok enteresan ki ben de gördüm yani. Dil ayarı. Telefonunuzu bağlayın dedi. Şurada QR kodu var da zaten telefon otomatik görüyor. Görmezse buradan girersiniz. Fabrika ayarları yeniden başlat. Buradan çıkalım. Rahatsız etmeyin modu. Ekran parlaklığı. Arkadaşlar şu anda ekran bakın. Şu full ekran parlaklığı bu. Evet, full ekran parlaklığını açtık ki full ekran parlaklığında kullanmamanızı tavsiye ederim. Yani yarım günde biter şu şekliyle. Yarım gün demeyeyim de yani 3 çeyrek günde diyeyim. Hani 18 saatte biter diyeyim. Çok yiyor ya. Ekran hakikaten parlaklık. Bilek uyandırma. Yani kolunuzu kaldırma olayı. Ekranda yüz izlediği. Ekrandaki o küçük analog saatten bahsediyor. 5 saniye durup kayboluyor. Hiçbir gerek yok aslında, saçma olmuş. Ekran kapanma süresi. En yüksek 30 saniye seçebiliyorsunuz. Sürekli açık ekran yine en yüksek 20 dakika seçebiliyorsunuz. Uyandırma ekranı dediği şey ise, yani şuraya bastığınızda aslında, niye böyle çevirmişler anlamadım. Şuraya bastığınızda, yani ana ekrana döndüğünüzde veya buraya bastığınızda otomatik ana ekrana dönsün demek. Bir şeyi kullanmadığınızda bunu istiyorum demek. Veya bir şey kalsın, bir saat sonra ben kullanmazsam dönsün diyebilirsiniz. 15 dakika sonra da her zaman seçmek daha mantıklı. Boşu boşuna açık kalmasın herhangi bir uygulama. Onun dışında ya çok bir şey oluyor ya. Şöyle otomatiği alamadık herhalde. Ondan sonra uygulama görünümü dediği 4 tane menü şekli var. 1, 2, 3, 4. Bunları göstereceğim birazdan menülere girdiğimizde. Sesler ve dokunma. Sesli arama. Medya yani müzik dinlerken ki ses nasıl çıksın. Sesli aramadaki telefon özelliğindeki ses nasıl çıksın. Şu çağrı halkası neydi şimdi? Türkçe'ye çevirince benim kafa gitti. Dokunsal uyarılar tamam, hani şey böyle ufak ufak titreşimler veriyor ya o. Arkadaşlar çağrı halkasını hatırlamadım ya. Neydi acaba? Şöyle açıp kapatsak. Türkçesi çok saçma. Çağrı halkası yok arkadaşlar, gelmedi aklıma. Deneyerek buluruz artık. Titreşim güçlü demişiz. Dokunsal geri bildirim aynı şekilde. Bunu açarsanız şöyle. Çevirdikçe ufak ufak titreşimler alıyorsunuz. Bu menü değil fakat. Normal menülerde. Burada vermiyor şunu. Daha yeni açtık çünkü. Ben kapalı tutuyorum onu. Bir de o şarj yemesin. Bu arada titreşimi HK8 Pro Max biliyorsunuz. Çok zayıf bir titreşim var. Ondan bir tık daha iyi. Yani yine iyi değil ama HK8 Pro Max'ten bir tık daha iyi. Şifre koyabiliyorsunuz. Anahtar tanıma dediğim arkadaşlar şu. Fakat bakın ne kadar uğraşmadıkları buradan belli. HK8 Pro Max'in programını direkt buna atmışlar. Çünkü bakın bir de sol tıklayın diyor. Bir kez sol. Yani şuradaki tuştan bahsediyor. Burada o tuş mu var? Yok. Düzenlemeler lazım. Bu saate göre optimize etmemişler yani programı. Bence şarjı da ondan, yemesi de ondan. Yavaş yavaş yaparlar diye düşünüyorum. Buradan da şunu bakın, sağ tıklama dediğinizde nereye geliyor? Göstereceğim birazdan. Onu da göstereceğim. Unutmayayım. Bu çünkü tuşun iki fonksiyonu var. Hemen göstereceğim size onu. Şurayı bitirelim. Direkt oraya atlayayım. Pil. %100.
19 dakikadır konuşuyorum. %100 pil hala. İyi. Hatta yarısında full parlaklıkla. İyi, şu anda iyi gidiyor, bakalım. Uyku modları, spor dalları. Spor dallarında bir sürü ayağı var arkadaşlar. Mesela şöyle bir ayağı var. Okuyayım, diğerleri de aynı şekilde. Hareket etmeyi bıraktığınızda koşu antrenmanını otomatik olarak duraklatın ve tekrar egzersiz yaptığınızda antrenmana devam edin. Yani saat şunu yapıyor. Koşuyorsunuz, spor modunu açtınız, durdunuz. Saat diyor ki bu durdu, ben pauz alıyorum, yani durduruyorum diyor. Sadece durduruyor, bitirmiyor. Tekrar koşmaya başladığınızda tekrar devam ettiriyor verileri saymayı. Bu, yani güzel özellikler var. Bayağı, bakın hepsini okuduğunuzda altında göreceksiniz. Yani bunların neye yaradığını bir güzel yazmışlar. O yüzden güzel. Ölçü birimleri kalori, kilokalori ve kilojoule olarak seçebilirsiniz. Mesafe birimini mil veya kilometre olarak seçebilirsiniz. Nabız. Bir de şu arkadaşlar, bakın ben de devamlı açık. Bunu devamlı, yani her saat başı ölçü veya yarım saatte bir ölçüyor. Kendi kafasına göre. Ölçümü açık bıraktığınızda bu da çok şarjıyor. Sensörleri çalıştırıyor ya. Ki sensörler çok da iyi çalışmıyor açıkçası. Göstereceğim onu birazdan. Videosunu çektim hatta. Ekleyeceğim bu videoya. Burada da kalp atışınızla ilgili size vermesi gereken uyarıları, buraları okuyup arkadaşlar kararını verebilirsiniz. Bunları düzgün çevirmişler enteresan şekilde. Etkinlik kaydı, işte sizin yaptığınız hareketlerin kayıtları. Bir saatin ilk 50 dakikasında yerinizde kalırsanız, yani 50 dakikadır oturuyorsanız bir yerde, sana diyor ki, size diyor ki kalk. Çok oturdun. Başucu saati bildiğiniz şarj halindeyken şey çıkması, o yeşil ekran çıkıyor ya, o. Bakayım başka bir şey kaldı mı? Emin olayım başka bir şey kalmadığından. Ayarlara girdik şuradan. Evet arkadaşlar, şimdi hemen unutmadan size şunu gösteriyorum. Bakın iki özelliği var demiştim. Basıyorsunuz. Tek basışta ekranı kapatıyor. İki kere basarsanız en son kullanılmış, ki biz hepsine girdik. En son kullanılan malzemeleri açıyor. Yani uygulamaları. Şöyle kapatıyorsunuz. Şimdi sıra geldi menülere. Ne demiştim? Menüleri göstereceğim demiştim. Bu birinci menü şekli. Orijinali zaten biliyorsunuz ve bakın gerçekten çok hızlı. Yalnız optimize edilse biraz daha hızlı olur. Çünkü Pro Max sanki bundan bir tık daha hızlı gibi geliyor bana. Tam bilmiyorum, aynı işlemci ama. Yani bu sefer sanki Apple Watch 8'e yakın olacak ama o kadar da Pro Max kadar yakın olmayacak gibi geliyor bana. Ne bileyim, yan yana koyunca anlayacağız. Açıkçası ben bile kendim yan yana bakmadım arkadaşlar. Saat orada duruyor, bakmadım. Sizinle beraber videoyu çekerken bakacağım. İkinci menü şekli. Evet. Hızlı gayet. Üçüncü menü şekli. Bu şekli güzel de keşke altında bir şeyler yazsa bunların. Bir tane daha menü şekli. Bu çok hoşuma gitti benim. Zaten bakın. Dokunmatiği çok iyi bunun ya. Bakın görüyor musunuz? Tırrrr dönüyor. Şimdi ben şu listeye geçeyim. Buradan bakalım. Nabız. Tansiyon, kan oksijeni. Şimdi kan oksijeni ile nabızı zaten göstereceğim. Bu bir. Veya göstermişimdir. Önceden eklemişimdir. Bahsettim çünkü. Spor dalları. Girdik spor dallarına. Girelim şöyle. Bakın animasyonlar yine aynı şekilde çok güzel. Benim favorim ne vardı burada? Basketbol vardı. Bulabileceğiz mi? Bakayım nerede. Animasyonlar çok güzel. Evet. Ben çok seviyorum bu animasyonu. Şimdi ne var? Uyku, basınç. Bu basıncın ne olduğunu ben çözemedim. Hava basıncı mı arkadaşlar bu? Bunun ne olduğunu bilen varsa bir yazsın. Ben kaçtır görüyorum saatlerde bunu, bir türlü çözemedim. Etkinlik kaydı, telefon görüşmesi, son aramalar, bunu da göstereceğim bu video içinde. Arama özelliğini ve ararken ki çıkan ses kalitesini test edelim. 93.33'ü çevirelim şöyle. Evet, tamam, açık. Evet. Ses şu anda fullde. Türk.com Prime ücretsiz müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Kişisel verilerinizin gizliliğini ve korunmasını önemsiyoruz. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki haklarınızla ilgili bilgi almak için internet sitemizi evet, ziyaret edebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ben gerçi HK8 Pro Max'te de bu sorunu yaşamamıştım. Bazıları arama geldiğinde isim gözükmüyor diyor. Öyle bir şey yok. Hatta bunda yine hiçbir isim ben kaydetmedim rehbere. Hiçbir şey, hiç kimseyi kaydetmediğim halde birisi aradığında isim çıkıyor arkadaşlar. Eğer çıkmıyorsa bir şeyi yanlış yapıyorsunuzdur. Bu kadar basit. Yani çünkü ben 2 saatte de sadece gelen aramayı burada yani cevapladım. Görerek cevapladım. Hiç ayrı bir şey yapmadım.
bir ayarı değiştirmiyorsanız, bir şey yanlış yapmıyorsanız o isim orada görünüyor. Yani bu saatin birçok hatası var bildiğiniz gibi. Ama o bunlardan bahsettiğimiz şey bunlardan birisi değil. İki farklı saatte, iki farklı modelde bana bu denk gelmedi. Dikkat ediyorsanız geriye döndüğünde hep biraz geriye kayıyor. Orada bir sıkıntı var. Bu gayet Siri gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Müzik kontrolü, bunu zaten göstereceğimizi söyledik. Hava durumu, alarm, nefes alıp verme, egzersizci. Şu kronometre... Nereye gittin ya? Şeye girdi. Bakın gördünüz mü? Geri geliyorum, nereye geliyor? En başa. Sıkıntı var. Zamanlayıcı. Bir girelim işte. Çok karışık ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? 8 dakika. Evet, geriye sayıyor arkadaşlar. Tamam. Zamanlıyorsunuz. Bakın yine en geriye gitti. Hesap makinesi MET. Bu da sağlıkla ilgili bir şey. Geçen birisi yorumlarda yazmıştı ne olduğunu. Benimki kafa yine gitti. Çok da bize faydalı bir şey değil. Zaten bu sağlıkla ilgili verileri saatlere güvenmediğimiz için kalp atışını birazcık doğru göstersin. Birazcık da kan oksijenini göstersin yeter zaten. Gerisine çok gerek yok. İşte short videosu kontrolü. Pusulamız. İşte pusulamız arkadaşlar. İkinci pusula şeklimiz. Şuraya dokunabilirsem eğer. Evet. Yani çalışıyor. Şimdi bakalım başa mı gelecek? Yine başa geldi. Çok gıcık bir şey. Durmadan başa dönüyor. Kamera, selfie kamerası biliyorsunuz. Yani selfie kamera kontrolü. Kamerayı telefonunuzu açıp kolunuzu sağladığınızda tık çekiyor ya o olay. İleti yani bildirimler. Alipay çalışmıyor zaten bizde. Ayarları gördük. O ve ben demin anlattığım şey. İki kişi aynı programı kullanıyorsa birbirinizi takip edebiliyorsunuz da. Niye burada Yandex'in işaretini koymuşlar onu anlamadım. Yandex değil mi bu? Yandex'in işaretine benziyor. Solunum hızı, respiratory rate diye bir özellik var. Ya nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama çalışıyor. Bir veriler veriyor da neye göre veriyor bilmiyorum. Kan şekeri. Kolumdayken bana bir veriler veriyor. Normal diyor ama kan şekerini neye göre ölçüyor. Manuel giriş var. Ya bunu biraz sağlıktan anlamak lazım bunlar için. O yüzden böyle geçiyorum arkadaşlar. Sağlıktan anlamayan. Ya bizde bir alet var. Sadece o da ne yapıyor? Kalp atışıyla oksijeni ölçüyor. Tamam öyle diyoruz. Bunları bilmeden sallayamam. O yüzden geçiyorum. Bir de oyunumuz var bir tane. Aynı oyun. Kuş oyunumuz. Hemen şöyle oynayalım. Evet. Buraların arasından çarpmadan geçeceğiz. Çarpınca da küt diye yere iniyordu galiba. Öyle miydi? Evet. Bu kadar arkadaşlar. Dön geri. Yine en başa döndü. Zaten bitirmiştik. Şimdi bunların dışında ne unuttum? Kesin yine bir şeyler unuttum. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bunları size göstermedim. Bakın. İkonlar çalışıyor mu? Yani bakın. Şuna spora bastım. Spor geldi. Çalışıyor. Çok güzel. Hava durumu. Bu hava durumu da çalışıyor. Bu sefer tutturdum. Bazen ilk seferde tutturamıyorsunuz. Tam böyle nokta atışı dokunmanız lazım oraya. Bu sefer dokunabildim. Şu anda telefona bağlı olmadığı için göstermiyor ki gösteriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Göstermiyor demeyin. Özellikle önceki HK8 Pro Max ile ilgili şikayetleri teker teker denedim. Emin olmak için. Gösteriyor. Göstermiyor değil. Hava durumuna gayet güzel bağlanıyor. Bu bir. İkincisi. Bu saat sadece 8 tane rehbere kayıt yapıyor. Herkes ne diyordu bana? Ben o zaman da söylüyordum. Bakın arkadaşlar rehbere kayıt yapmasam bile Arian'ı görüyorum diye. Yine aynı şekilde eğer göremiyorsanız siz bir şey yanlış yapmışsınızdır. Özellikle defalarca deneyip arkadaşlarıma, eşime arattım. Arayın beni dedim. Hiçbir şey bağlı değil. Ve tık diye ne telefonda ne uygulamada bir tane numara kayıtlı değilken arayan kişinin ismi çıkıyor burada arkadaşlar. O yüzden çıkmıyorsa bir şey yanlış yapıyorsunuzdur. Bunu da söyleyeyim. Bir şey daha vardı neydi unuttum. Ha telefon bağlantısı kopuyor diyorsunuz. Telefon bağlantısı kopma diye bunu yine bilinçli olarak yapmışlar. Telefon bağlantısı kopmuyor aslında. Arandığında burada çalıyor. Yani kopuk görünüyor. Ama siz arandığınızda yine o bildirimi veriyor. Yani ben de bu şekilde çalışıyor şu anda. Size çalışır mı çalışmaz mı bilmem. Evet yine bağlantı yok diyor ama beni birisi aradığında saat bana o bildirimi arandığımı gösteriyor. İsimi göstererek. Bunları özellikle denedim. Eğer çalışmıyor diye yorum yapıp sorarsanız vallahi arkadaşlar cevabım yok ona bilmiyorum. Satıcıya yazın. Sonra şuna dokunduk. Bakın gece moduna geçtik yine. Pusulalı. Şuna dokunduk. Bakın normal saate döndü. Bir daha dokunduk. Pusula saat pusulayla ilgili numaraları göstermeye başladı. Buradaki pusulaya dokunduğunuzda yine buradan size atıyor direkt pusulaya. Yine kalibrasyon gitti. Şöyle sallayayım. Oldu mu? Şöyle sallayayım.
Bazen işte geldi mesela. Evet. Şuna bastığınızda yani spor modlarına o da geldi. Çok güzel. Çalışıyor ama şu yukarıdakiler çalışmıyor. Sadece rengi değiştiriyor yine. Orada bir özellik yok. Anlayacağınız. Onun dışında arkadaşlar ağırlığını tartmanak değil mi? Size onu da söyleyeyim. Merak edenler oluyor bunu. Bir de kordonunu takacağım. Şimdi ben size okuyacağım. Burada düz tutmam gerekiyor çünkü kalibre etmesi için. Tartalım bakalım. Arkadaşlar saat tek başına 36.6 gram. Üstüne kordonunu koyalım. Şöyle. Keşke kaymasan. Şöyle dur. 51.8 gram arkadaşlar. Kolunuzdaki ağırlığı o kadar olacak. Şimdi bunu kapatıp hemen kordonu takıyorum. Şöyle. Nerede? Ama önce ekranı kilitleyelim. Sevdiğim özelliklerden birisi bu saatte ekranı kilitleme özelliği olması arkadaşlar. Bakın. 29 dakikadır konuşuyorum. O kadar her şeyini kurcaladık. Hala 97. Sanırım şarj ettikçe pil kendine geliyor. Şu anda gayet iyi yani. Beni de şaşırttı. Ama ilk 2 gündeki deneyimimi söyleyeyim size. Dediğim gibi en fazla 2 gün gidiyor görüyordum. Bu şekilde devam ederse beni şaşırtacak. Ama herkes, yabancılar dahil herkes pil süresinden şikayet ediyor. Ben de o yüzden devamlı kullandıkça hemen biraz kullanıyorum, şarj ediyorum. Biraz kullanıyorum, şarj ediyorum. Çünkü biliyorum ki RC araçlardan dolayı benim biliyorsunuz asıl kanalımın konusu oydu. Bu piller arkadaşlar lityum iyon ve lityum polimer yani lipo piller. Yeni ise özellikle kullanıldıkça, düzgün kullanıldıkça, şarj edildikçe, çok fazla boş veya tamamen dolu bırakılmadıkça performansları daha da artıyor. Şarj edildikçe kendilerine geliyorlar. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel şekli şemali ya. Gerçekten. Yani tam 45 mm değil. Zaten dediğim gibi orijinaliyle karşılaştıracağım. Hatta H11 Pro ile de karşılaştıracağım biliyorsunuz. Şöyle de hemen bir göstermiş olayım boyutları. H11 Pro bundan bir tık daha küçük aslında. Bir tık daha küçük arkadaşlar. Ve H11 Pro'da orijinal şeyleri kullanırken, aksesuarları çok rahat kullanırken bunu da kullanamıyorsunuz. Ama şimdilik karşılaştırma videosu yapmadan şimdiden size şu bilgiyi vereyim. Eğer AMOLED ekran sizin için aman önemli değilse, tabii içindeki işlemci falan da var. O da başka mesele. Hız yani. H11 Pro bundan çok daha ucuz. Yaklaşık bir 13-14 dolar daha ucuza geliyor. Ve çok fazla daha fazla özelliği var. Q-Fit'i kullanıyor biliyorsunuz zaten. Q-iFit'i. Ama AMOLED ekran, kaliteli, hızlı işlemci, iki işte yapay zeka var. Sizin kullanımınıza göre kendini konumlandırıyor saat falan. Kalite olarak, malzeme kalitesi olarak çok daha kaliteli. Yani bu güzel. Ama bunu elinize aldığınızda bu onun yanında kalitesiz sisi veriyor. Öyle diyeyim yani. Çok fazla olmasa da. Zaten bakın bunun burası plastiğimsi iken, hatta plastikken galiba. Tam da çözemedim. Bu bildiğiniz metal. Yani malzeme kalitesi HK9 burada çok üstün. Neyse gerisinde artık inceleme videosuna bakıyorum. Tekrar açıp kurcalamayacağım. 32 dakika oldu. Biraz kesip biçerim daha uzun olur. Araya videolar ekleyeceğim daha da uzar. Göreceğiz. Evet arkadaşlar yine elimden geldiği kadar aklımdakileri söyledim. Eğer hala sormak istedikleriniz varsa, benim bahsetmeyip sormak istedikleriniz varsa. Çünkü bazen sorular soruluyor. Hepsini bahsetmişim. Lütfen videoyu izleyin. İzleme süresi biraz artsın. Rica ediyorum. Elimden geldiği kadar arkadaşlar videoda cevaplamadığım soruları cevaplamaya çalışacağım. Unuttuklarım varsa özellikle yazın. Herkes bilsin. Çünkü benim için önemli olmayan başka bir arkadaş için çok önemli olabiliyor. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.